Yeni bir ETS2 videosundan herkese merhaba arkadaşlar kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz artık 1.42'de modifiye videolarımıza ufaktan başlıyoruz. Bugün farklı bir şey yapıyorum daha önce çok çok önceleri bu işe ilk başladığımız sıralar benden dlcsiz modifiye istiyordunuz. Şimdi tam olarak bunu yapacağım arkadaşlar sizler için dlcsiz modifiye çekeceğim. Şu an oyunumda sadece harita DLC'leri var. Bunun da modifiye'ye pek pek değil hiç etkisi olmadığı için em, onları kaldırmadım ama bütün DLC'leri kaldırdım. DLC'siz mod modlar indirdim. Daha önce olanlar da vardı, yenilerini de indirdim ve bugün e, DLC'siz bir şekilde güzel bir modifiye yapacağız. Scania ile beraberiz. Bunu biliyorsunuz. Çok fazla yaptık. Bu araç hani jetçi olarak falan yapmıştık. Yine öyle bir şey yapacağız. 1.42'deyiz çünkü. Artık yeniden başladık modifiye işlerine. Bir güzel bir şeyler yaptım. Onu tekrar yapacağım biliyorsunuz. Bir de ben burada videoyu çekmeden önce modifiyeleri önce yapıyorum. Sonra sizin huzurunuza bu şekilde geliyorum. Bu yüzden çok fazla hata almıyorum. Güzel oluyor diye düşünüyorum böyle. Şimdi daha fazla uzatmayayım. Hemen hatırlatmalarımı yaparak modifiye'ye başlayayım. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız, aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok ama çok sevinirim. diyorum ve hemen çekici yapılandırıcısına giriyorum ee, ayrıca Discord sunucumuza da beklerim gelmek isterseniz Şimdi burada yapacağımız şey Türk işi yine faça bir modifiye olacak tabii ki Onun için hemen e, kabinimizi böyle Highline seçiyoruz bu Rjl'nin Mega modu bu arada ee, Bunu da belirteyim Rjl var içerisinde Şey de var Hatta onu göstereyim ondan sonra buraya gireyim ki siz de daha Düzgün yapın işinizi. Şimdi buradan e, çekici galerilerine giriyorsunuz. Mod bayisine giriyorsunuz. Burada karşınıza Skanya R RRJL -E diye çıkıyor. Bunu seçip özelleştir dedikten sonra istediğinizi yapabilirsiniz. Benim plakam gitmesin diye ben e, direkt şuradan giriyorum. Şuradan çekici yapılandırıcısına giriyorum. Şu an şeydeyim e, servisteyim servisten girdim. Buradan highline seçiyoruz. Topline var, topline extended var, long line var. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Biz Türk iş yapacağımız için highline seçiyorum. Burada low deckimiz var. Bunları denemedim. Ee, burada başka bir low deck yok diyebiliyorum. Short, long, short, long, short, long. Bunlar var. Ee, başka bir low deckimiz yok. Sadece bu var. Bunu seçebiliyoruz. Diğer benim e, önü düşük bir şeyim vardı. E, düşük şasim vardı. Onu burada kullanamıyorsunuz. Mega modlarda malum böyle şeylere izin vermiyor çok fazla. Buradan şimdi bana bir soru daha yöneltiliyor. V8 motor sesi var bunda. Onu vereceğim size arkadaşlar. V8 biliyorsunuz belirli motorlarda var. Onun için onları seçmeniz gerekiyor. Ben 500 seçeceğim. Bunda vardı diye biliyorum. 500 çünkü birkaç tane var. Bir tane iki tane değil. Burada bir 500 daha var. Olmadı şunu da deneyeceğiz. Ama bu çalıştırıyor. 440'ları denedim. Hiçbiri çalıştırmıyor. 500 çalıştırıyor. Onun için bunu seçiyorum. 12 vites seçeceğim. Bunlar çok önemli değil ama yine de şöyle görün. 12 vitesler var. 905R değişik şanzıman türleri var. Bunlardan seçebilirsiniz. 12 vites seçtim. İçine gelelim. İçi e, değişik içler var. Bunda şöyle. Bak böyle var böyle var. Şöyle bu ne? Bu şurası. Bak burada şurayı değiştiriyor. Sonra komple içi şey olan var. Kahverengi gibi krem gibi. Yine burayı değiştirdi bakın. Şöyle var eski bir seçenek. Bu R4 R4 de var ama şimdi şöyle bir şey var. Bu Mega Mod Steam üzerinden olmadığı için R4 yok bunun içinde ama bunun Steam versiyonunda R4 de var güncel bir halde. Böyle içi değişebiliyor ama ben şunu seçeceğim kırmızı. Bunu seviyorum. Bunun da oynayacağım bakalım seçenek gelecek mi içeride ona da bakacağız birazdan sanırım gelmiyordu ya böyle kırmızı kalıyordu bu biraz da unutmuşum şimdi buradan boyamızı beyaz seçeceğiz her zamanki gibi fakat şöyle bir şey var şimdi şu parçalarımız siyah olacak bunda şunda ön siyah oluyor şurada değiştirebildiğiniz yerler var burada şu tampon burası mesela normal siyah ya hani Bizim façalarımızda boyanmamış oluyor. Ama biz bugün bunu ne yapacağız? Piyano Black yapacağız. Buraları Piyano Black'e çevireceğiz. Ondan sonra bakacağız nasıl olacak. Şimdi geldik modifiye işlemine. Orasını siyah bıraktık. Sonra şu kırmızı yerlere de bakacağız. Çünkü bazı yerleri kırmızı bırakabiliyoruz. Mesela şurası boyalı. Şöyle göstereyim. Sanırım buradan oluyordu. Aynen şöyle. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Güzel bir seçenek. Bu Buna özgü. Şöyle kırmızı bırakacağım ama bunu. Neyse orasına bakarız en son. Şu, şu boyalı yerlerini bir yapalım hemen. Her zamanki gibi en altımızdan başlıyoruz. Şöyle uzun e, bir tampon, alçak bir tampon takıyoruz. Tampon seçeneklerimiz mevcut burada. E, şu boyanması gereken yerleri bir boyu vereyim. Gözüme kötü gözüküyor. Şurayı boyuyorsunuz. Bakın burası da piano black. Burayı boyuyorsunuz. Piano black şeyden bahsedeyim. Videolarımız daha e, hızlı olacak. Eğer güzel dorseler bulabilirsem dorseleri de çekerim ama dorseleri şu an için çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Dorsesiz modifiye yapacağız. Şimdi buraları siyah boyadık. Şuraya da hemen bir yan eteğimizi takalım. Burası da siyah oluyor bu arada. Güzel bir seçenek bu. Burada da bir çıtası var ve 8 logosu var arkada. Güzel. Henüz şey seçenek şöyle Şunları da boyalı yapalım. Ee, henüz ışık seçeneklerini falan yüklemedim. Yani daha doğrusu yüklü de bunlar artık tek tek yavaş yavaş tanıtacağım için böyle hepsini bir anda vermeyeceğim sizlere. Ee, çünkü benim elimde o zaman hiçbir şey kalmıyor. Sizler de sıkılıyorsunuz. yavaş yavaş hepsini araştırarak bularak yükleyeceğim. Sonra şuraya geçelim. Ben konuştukça bir yandan da şey Bu güzel şu daha güzel ama bu kalsın. Şimdi burada şuralara daylight yapacağız ve sarı yapacağız bunları. Şöyle. Yapamadım mı sarı? Yok. Sarı değilmiş ki o. Şöyle sarı yapacağız. Hemen şu farlarımıza geçiyoruz. Farlarımızı sinyalli siyah. Şöyle nasıl böyle nasıl. Burada gündüz farımız var. Şurada. Şöyle açalım gösterelim. Bakın. Gündüz farlı. Gündüz farsız. Gündüz farı güzel. Öyle kalsın. Şuraya badgemizi takalım. Bunu da böyle boyalı güzel bir şey yaptık. Şimdi buraları krom yapacağım. Böyle. Krom seçeneklerimiz var. Ee, şuraya boyalı değil krom takacağım. Şurayı boyalı yapacağım. Şöyle skanyayı. Sonracığıma e, jant lastiklerimiz henüz Biliyorsunuz Blade 1974 ayağımızın şeyleri var. Onları ilerleyen dönemlerde yani ilerleyen dedim ya 3-5 gün içinde falan yavaş yavaş onları da göstereceğim. Şimdilik onlar yok. Onları kullanmayacağız. Şuraya şöyle bir seçenek yapabiliyorsunuz. Bunun. Bu nerede? Ha şu. Bunun boyasızı da var. Bı. Kromu da var. Başka da var mı? Boyasız ve kromu. Bir de boyalısı var şurada şöyle, makrom takacağım, güzel e, ince krom detaylar olsun istiyorum. Şöyle bunu boyayacağız. Şöyle kolları boyalı kendisi krom olacak. Buraya hmm. kendinden takabildiğimiz bir şey var mı? Ona bakıyorum. Kendinin olması lazım ya. Öyle hatırlıyorum ama. Neyse bunlara bakarız birazdan. Şuraları bir bitirelim ondan sonra kafamız karışmasın. Şimdi buralara ışıkları sonra takacağız her zamanki gibi. Şuraya bir şey var mı? Şunlardan takacağım buraya ama bunun küçüğünü takacağım şöyle. Biraz can canlı olsun aracımız. Burayı takmıştık. Jantlarımıza geçelim. Şöyle Goodyear. Bu kapaklar falan da gelecek dediğim gibi ilerleyen zamanlarda. He dur arkamızı bir takalım önce. Şimdi burada da bayağı bir seçenek var arkadaşlar. Güzel seçenekler var. Şöyle var. Böyle var ki bu benim hoşuma gidiyor. Çok güzel bence. Böylesi de güzel aslında ama böyle daha güzel. Ben bunu takacağım. Daha değişik seçenekler var. Kısa olanlar falan var. Plastiksiz var. Plastikli de güzel duruyor sanki ya. Sonra Buraya ek yapıyoruz. Şunun ekini şöyle şey yapacağım. Bu ne? Bu küçük, şu büyük şunu takacağız. Aynı zamanda buraya bir şeyler de takabiliyoruz. Bunları ilerleyen dakikalarda takacağız. Şurayı boyayacağım şöyle. Ee, önü krom yapsam mı? Yapmasam mı? Şöyle bir bakayım. Yapmayayım. Ee, çok çok abartmayalım önü. Şunları uzun krom kaplamalısı var mı? Bunun? Var. Tamam. Şuradan devam edelim ki gitmesin. alka jantlarımızı takacağız. Kapaklar dediğim gibi daha sonra olacak. Şunlara bu defa böyle bir şey yapmak istiyorum. Değişik. Hep aynı olmasın. Eskilere benzemesin. Şöyle yine beni bilenler bunları böyle yaptığımı hatırlıyordur zaten. Şunu boyayalım ya. Biraz koyu olsun bu. Boyanabilir yok mu? Şöyle. Boyanabilir var da. Şöyle iyi sanki ya. Böyle kalsın. Bunlar dışarıda çok güzel parlıyor bu arada. Tavsiye ederim yani bunları. Buradan bir şey takacağız. Buradan da takacağız. Şimdi önde şunları şöyle yapalım. Bunlar dolaplar. Dolaplarımız olmazsa olmaz şimdi. Sonra şuraya deflektör takacağız. Krom Krom takmayacağım. Bunu taktıktan sonra bakın burada şey geliyor. Aynı zamanda ileride şurayı da göstereceğim. Şimdi buraya deflektör takıyorsun ya. Burada çıkmıyor bak. Bunu şöyle yapacaksın. Buradan çıkaracaksın. Şöyle. Şuraya bir krom. Krom iyi gitti buraya. Üste de krom takacağım çünkü şuraya. Neredeydi o? Şunu takacağım üstte de. Şöyle. Beyaz gerçekten kromla çok güzel oluyor. Ayrıca piano black eklentiler de daha da güzel gösterdi bence. Bilmiyorum benim hoşuma gitti. Boyalı. Şimdi burayı boyalı yapıyoruz. Şöyle üstte anten var da bu antenler ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Buraya ilerleyen süreçlerde şöyle şeyler takacağız. Barlar. Ne de? Interior light diyor. Bunlara bakarız birazdan. Şimdici kime? e, 20 dakika ortalamayla bitirmek istiyorum. Bakalım inşallah becerebiliriz. Şuraya öpücüğümüz yok maalesef arkadaşlar. Öpücüğü eğer Sissel dışında bulabilirsem yükleyeceğim. Sissel'dan gelen eklentilerimin hiçbir olmadığı için içeriye neredeyse hiçbir şey yapamayacağım maalesef. Çünkü Sissel'dan geliyordu Osman dayı falan hepsi. Bunlar olmadığı için maalesef içine çok fazla şeyim yok modum yok. Çok fazla değil. Hiç modum yok şu an için. Onun için bir müddet böyle şey yapacağız. İçini yapmayacağız. Şimdi arkaya gelelim. Şuradan lastiklerimizi takalım yine. Ya bu mod da çok kapsamlı olduğu için sanki biraz daha şey bitecek. Geç bitecek. Yine polish alkoalarımızı taktık. İçini şöyle kırmızı yaptık. Hatırlamıyorum önüne nasıl yaptığımı. Şöyle Meritor Duff değil. Skanya'nın Skanya'nın şöyle bir şeyini takabiliriz. Onu da kırmızı yapabiliriz. Ama tam kırmızı olsun istiyorum ben komple. Duff'ın... Ah şu, şu güzel işte bak. Şöyle Bordo hatta kırmızı da değil. Sonra şunları da şöyle yaptık mı tamamdır. Arkada şimdi şuradan bahsetmiştim. Bakın buranın boyası siyah olabiliyor. Şu ne? Egzoz takmayacağız tabii ki yukarıya. Şimdi şurayı değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Buranın boyasına hemen bakalım şuradan. Bakın değiştirebiliyorsunuz bunu. Beyaz da yapabiliyorsunuz. Beyaz bırakalım ya. Bu defa biraz farklı olsun. Beyaz kalsın şöyle. Oo, oraları da beyaza boyadı bak. Şöyle bir beyaz deneyeceğim ben bunu. Fena durmadı. Bence fena durmadı. Şöyle. Şimdi arkaya e, yine oyundan gelen şeyler var. Jettanın stopları varmış. Bakın. Kendi stopu var. Şöyle bir stopu var. Çift stoplu vardı sanırım aşağıda. Şöyle bir seçenek var ki bunlar çok güzel. Ama ben bunları takmayacağım. Normal takacağım. Çünkü bunları doldurmak ömür törpüsü. Böyle çiftli takabilirsiniz. Şöyle. Eski usul olsun böyle olsun. Şimdi burada çamurluk var bak şurada. Bu normalde burada gözükmüyor. Ya böyle yapacaksın şuradan göreceksin. Ya da böyle yapacaksın şöyle buradayken. Şöyle yapacaksın buradan göreceksin bunu. Buradan istediğin şeyi takabiliyorsun. Of. Dehşet durdu ya. Böyle. Böyle takıyorsun. Şöyle de burayı takalım. Şimdi şurada istersen kendin takabiliyorsun bunları. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsan eğer şöyle takabiliyorsun. Açalım hemen böyle üç seriye şey oluyor burada. Sonra da yukarıya geçiyorsun. İster böyle hem böyle hem böyle takıyorsun. İstersen de sadece tail lights dediği şu üste takıyorsun. Yani tail lights 2 dediği. Tail lights 1'i takalım biz. Şuraya gelelim. Burada Jetta 2000 Adons'un güzel şeyleri var arkadaşlar. White dol değil tabii ki de. Neredeydi lan onlar? Kardeş neredesin sen? Jetta yazalım bakayım. Heh. İster böyle tak, ister şöyle tak. Şunlar güzel. Bunlar. Ben bunlardan takacağım buraya. şöyle. Sonra arkaya da Jetta'nın kendi şeylerini takabiliyorsun buradan. istediğin bunları. Mesela buradan right blinker diyor. Right blinker. Yuvarlaklar var. Yuvarlak takabiliriz. Ama şey takacağım ben. Şuraya şöyle. Dört tane. Bunun öbürü nerede acaba? İşte bak bu bu sıkıcı ya. Heh, buradaymış. Korktum bir an için yoktur diye. Left'i de taktık. Ortaya break light takabiliriz. Şöyle. Break. Dur. Elim o kadar üşüyor ki. Şu an burası acayip soğuk. Sanırım ışık takmaktan 20 dakikada bitiremeyeceğim ben bu videoyu. Yani fena olmadı. Ama yanmıyor gibi çünkü frene basmadık. Fren burada olmuyor. Şuraya şöyle bir kablo takabilirsiniz. Değişik değişik şeyler var. Tabii ki bunları takmayacağız. Bunlar şey için büyük araçlar için. Şuraya şöyle bir ee, ya da şöyle siyahından takabilirsiniz. Ben takacağım bir tane şöyle. Burada da yine Allah'ım şöyle reverse Light Square şöyle takalım. iki tane geri lambası. Burada başka bir şeyimiz kaldı mı? Şurayı taktık. Burayı taktık. Burayı tak takmadık. Oraya bir şey takmayacağız da. Şu üstümüze şöyle bir seçeneğimiz var. Ne takabiliriz? Hemen şuraları sarıyla donatabiliriz. Sarı yapacağız oralara Şuraya da hemen ee, Jetta Dollar var mı? Hadi. Dolls. <laughs> White Dol Şuraya da bir white doll takalım. Sonra buraya Boreman'ın şeyleri vardı burada. Şimdi şu IGS'nin arkadaşlar bunlar olmuyor. Aa ben bir şey yüklemiştim. Onlar gelmemiş. Ya yok bunlar değil. Tüh. Çok heyecanlandım. Aa gelmiş gelmiş gelmiş. işte bunlar. Aşırı hoşuma gittiler ya. bunlar takacağız. Ve bunların birçok şeyi var biliyor musunuz? Şöyle değişik. Aa şunu takarak deneyelim bunu. Bu neyin nesiymiş? Ne işe yarıyormuş? Şunu şöyle bir takam da. Görem ya. Güzel oldu. Keşke boyalısı da olsaymış onun. Şimdi oraya taktık. Öne bir şey takmayacağız. Bat gemizi geri takalım şöyle. Paramızı taktık. Buraya bir şey takmayacağız. Şu ne? He, ee, buraya ışık mışık takabiliriz aslında. Tamam, şimdi bakıyoruz. Neyimiz eksik? Burada ışıklarımız eksik. Artık ışıklarımızı takmaya başlayalım şuralara. Şimdi amber şunları takacağız. Bu amberler turuncu. Şöyle da içte kalıyor. Ha, bu alta. A dur bir saniye. Burada bir olay vardı ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunun altına ışık takıyordu da nasıl takıyor hatırlamıyorum şu an. Bunun bir seçeneği vardı. Onda ışık takıyordu. Neyse bir dahaki sefere bulursam gösteririm size. O ışıklar orada kalsın gizli kaldı ama kalsın. Şimdi buradan şöyle amberlerimizi takalım yine. Bu ışıkların ne kadar etkili, ne kadar güzel olduğunu denemedim arkadaşlar. Işıkları denemedim. Onun için diyebileceğim bir şey yok. Şuraya bir süper takacağız yine Jetta'dan gelen. Şöyle. Süpersiz olmaz çünkü. Buraya amberlerimize devam ediyoruz. Şöyle. Ben şuraya bir sıra da şunu takmak istedim. Bilmiyorum niye. Görüntüsü böyle bunların. Allah şurası olmadı. Böyle görünüyorlar. Şöyle. Beyazlı meyazlı fena değil. Sonra şurası kaldı. Şuraya lollipoplarımızı falan bunların hepsini yavaş yavaş geri başlayacağız yüklemeye. Şimdilik böyle devam edelim. Şuraya sanırım şurasıydı bu. Yok bu içine giriyor şuymuş. Bakalım. Evet. Şu içeride. Bu alta takılıyor. Bunu da göstereceğim. Buraya da şey takabiliriz. Onu da takalım. Şimdi hatırlamaya çalışıyorum. O hangisiydi? Yine Jetta'da bir şeydi ama. Oo Jetta'nın bak şeyleri varmış. Bir saniye ne diye geçiyor? Sidelight. Tamam, Jetta'da varmış abi bu. Sidelight diye yazıyoruz. Oy, 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 oy. Tamam. Bunu kaldır. Sidelight'ları takalım hemen şuralara. Şimdi şöyle turuncusu yok mu abi bunun? Habem. Şimdi neyi taktık biz? Orange, root, short twist. Bak şimdi bunu yanlış yapıyorsunuz. Bunun bir right'ı olacak bir de left'i olacak. Kardeşim. Neredesin? Ama yapmamışsın bak. Sarı olanı takalım ikisine de ya. Böyle. Nerede lan o? Beyazmış o. Görünmüyor ki. Hangisiydi lan o? En üstteki miydi? İkisi sarı olan. Kırmızı. Oğlum. Turuncu lan bu. Turuncu da bir tarafı kırmızı gibi gözüküyor. Neyse ya aman. Tamam şimdi buraya geçtik. Şuraya da birer tane takalım bundan. Şimdi şuna iyi bakmak istiyorum. Bunun arkası kırmızı abi. Tamam. Bunun arkası da. Ama işte olmuyor ki o zaman. Left right. He dur right long short ha Tamam bak şimdi orange root short orange root short şunu şuraya takıyoruz bunu da şuna da şey takıyoruz orange root short şunu takıyoruz ha şimdi oldu Şöyle şuraya da taktık mı ne takacağız buraya Amberlerimizi takalım buraya da mod sıralamasında göstereceğim artık. Ee, eğer save alabilirsem, yani DLC'siz save alırsam onu da paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Burası da tamam, orası da tamam. Eksik bir şeyimiz var mı dışarıda? Umarım yoktur. 24 dakika olmuş bu arada. Allah kahretmesin. Biz de şey bitirelim diye uğraşıyoruz. Tamam, neyse. Bir şey kalmadı zaten. Korna takam şuraya bir tane. Kornamız da yok. IGS'den kornalar var. Onları da takmayacağım. Çünkü siz bunları takamayacaksınız. Şimdi içine geçelim. Hızlı bir şekilde içine de bakalım. Şöyle. Bu içini şu hmm, Kırmızı böyle oluyormuş. Tamam. Yapacak bir şey yok. Şimdi içinde buraya koyabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Şöyle Kırmızısı var mı? kırmızısını koyalım da ne yazıyor orada? Yanlış bir şey olmasın da. Wunderbaum yazıyor. Şöyle bir zar takalım. Arkaya şöyle bir Scania logosu koyalım. Ee, başka da bir şey yok. SCS olmadığı için şey sisil olmadığı için buralara bir şey de koyamıyoruz. Sisal'dan geliyordu onlar. Şuraya 3 tane şey koyabiliyorsun. Bak o da onda da bir şey yok zaten böyle iyi burayla çok uğraşmamız uğraşmamamız iyi oldu he Goodir açık kalmış bak neyse tamam şimdi şurayı da şöyle değiştirebiliyorsunuz bu şekilde şöyle olsun bunlar şey benim yüklediğim bir iç kısımdan geliyor onu büyük uzun top line miydi? top line yapt, high line yaptığımızda göreceksiniz onu da. Evet böyle aracımız oldu. Başka da bir şey var mı? Şu an için gördüm herhangi bir şey yok. Yani yanlış, eksik falan filan bir şey yok diye düşünüyorum. Şimdi siparişi onaylayalım. Aracımızın çok sesli bu arada. Sesini dinleyelim. Şu terlemi bir giyeyim de Çok iyi değil mi ses çok kafa ağrıtmadan kafamızda ağrıttı da yeterince. Bu profilimiz yeni olduğu için şunun sesini biraz kısayım ya. Çok gerçekten kafa ağrıttı yani. Şunun sesini iyice kısayım hatta ana sesleri. Heh şimdi bakıyoruz nelerimiz var? Nelerimiz? Oy. Şu yukarıdakilere bayıldım ya. Şu dışarıya çıkalım karanlığa gidelim de öyle. Açayım ben onları. Dörtlü yakan be şuraya çarpmadan. Dörtlüleri de yakamıyor. Yalnız çok FPS düşüyor. Işıkları yakınca. Oy oy oy. Burası bizim mekandı biliyorsunuz. Şöyle duralım. Bakalım şöyle bir aracımıza. Şimdi abicim. Aaa işte bak. Bu olay şundan kaynaklı arkadaşlar. Bu beni üzer. Şimdi bu DLC'siz olduğu için bu e, 1.40'a güncel bir şey değil. Fixini bulabilirsem atarım size. Bak. Şu an ee, neyler patlıyor? Çok emin değilim neyin patladığından ama Farlarınızı açtığınız anda Ne açılıyor olabilir şu an? Yukarıdakiler de patlamıyor Bir şeyler patlıyor Ama Muhtemelen şey patlıyor Şu arka şapkanın arkasındaki ışıklar patlıyor Onları değiştirebilirsiniz Dediğim gibi DLC'siz olduğu için 1.40'dan önce çıkmıştı bu mod. Mega mod. O yüzden biraz patlama olayı var. Onu da artık ışıkları yakmadan kullanırsanız sevinirim. Herhangi bir sorun yaşamayacaksınızdır. Işıkları kullanmadan. Çünkü eğer ışıkları kullanıyorsanız da şu şeyleri kaldırın. Arkadaki o uzun çubuk ışıkları. O zaman yine bir sorun çıkmayacak. Çünkü bakın çıkmıyor herhangi bir sorun. Üsttekilere de bayıldım bu arada. Bunların hepsinin linkini bırakacağım. Şimdi geliyoruz neye? Arabamızı yaptık. Şöyle arabaya bir de son bir kapatmadan şeyden bakalım da. Nefis. Gerçekten nefis. Şimdi seçeneklere çık. yanlış yere girdik. çıkıyoruz buradan. Profile geliyoruz. Şeye de bakalım, derecelerimize de bakalım. Derecelere giriyorum bakın, göstereceğim şimdi size. Sadece harita modlarım var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başka hiçbir modum yok. Sahiplik zaten sahipliğe bakıyoruz. Bunlar var, bunlar dışında hiçbir şey açık değil. Ee, bunu istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani bu modları derece yok çünkü herhangi bir uyumsuzluk falan almayacaksınızdır. Sürümüm 1.42 Şimdi de mod yöneticisine giriyorum. Burada Türkiye haritamız var. Raw Extended haritamız var. Şöyle aşağı ineyim. Şurası. Bakın bu fix'ini de yüklemişim. Zaten fix'ini yüklediğim için büyük ihtimal şey oluyor. Bunları atacağım size. Ee, bunu atacağım size. Bu bu önü basık, arkası yüksek şasi. Bunu da atacağım. Bunların hepsini atacağım. Bunlar vardı zaten bizde. Bunları tekrar yükleyeceğim. Şöyle, yeni yüklediğim bu var. Şu interior, bu e, top line için kullandığım. Bunu kullanabilirsiniz. Şu rigid şasi var. Bunu daha ilerleyen günlerde kullanacağız. Bu az önceki şey, 30 değişik ışık paketi. Şu truck aksesörü. pek. Bütün tırlar için IGS bu. Bu Steam üzerinden bunu kaldırmayı unutmuşum. Bunu hiç kullanmadım ama. Öyle yani bu şekilde arkadaşlar. Steam üzerinden olan başka yok. Sadece o vardı. Sizlerde de he, şu old school wells varmış bir de. Bunu da, bunu da paylaşmayacağım. Bu, bununla bu var. Bunları kaldırmayı unutmuşum gerçekten. Bu Steam üzerinden değil. Bu Steam üzerinden değil. Bakın gördüğünüz gibi böyle e, kullanabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur yine sizin için. Derecesiz kardeşlerim için e, çekmek istedim. Bu devam edecek. Derecesiz olarak diğer araçları da çekeceğim. E, bugünlük Scania'yı çektim. İlk olarak Scania'yı çektim daha doğrusu. Araştırmalarım devam edecek. Derecesiz kullanabileceğiniz modları sizlerle paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.